var. Asıl kayıp da seçim barajı dolayısıyla parlamentoya giremeyenler. Aslında birçok insan mesela Adalet Partisi, Kalkınma Partisi yerine gerçek mütedeyyin birçok yurttaşımız ne yapacaktı? Has Partisi'ye ve Saadet Partisi'ne oy verecekti. İşte AKP bu yüzden %10 seçim barajını kaldırmıyor. AKP'nin bugün iktidar çoğunluğunun çoğusu işte gasp edilmiş bu oylarla şey yapılmıştır. Biz de ne diyoruz? Biz kendimize güvenen bir partiyiz. Biz ikinci büyük partiyiz. Gelin %10 seçim barajını kaldıralım. Çünkü demokrasi bunu gerektirir. Ama nerede? İşte gelin görün işte demokrasinin en önündeki önemli açmazdır bu. Onun için ağlamak çözüm değil. Evet yani. Başkan, bir kere bir parlamenterin hele de iktidar partisi mecliste çoğunluğu olan bir partinin önemli bir isminin bir avukat meslektaşım bir milletvekilinin bir yargı kararından sonra ağlaması kadar abesle iştigal bir şey olamaz. Eğer gerçekten bir hukukçu vicdanı ve sorumluluğu taşıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin paketine, yasa önerilerine hadi muhalefet partisi getirdi diye destek vermeyebilir. Kendisinin ve grubunun parlamentoya yasa getirme hakkı var. Bu hakkı kullanmak varken ağlamak niye? Hiç anlaşılır değil. Kesinlikle göz boyamaya yönelik bir tutum. Bunu kamuoyunu gördüğünü zannediyorum. Bir başka sorun da benim aklıma gelen. Bir sözü hatırlatayım de. Bu çok güzel bir söz var. Bülent Arınç böyle ağladıkça aklıma geliyor. Diyor ki atalarımız. Ağlar gözden, sahte sözden sakının uzak durun diyor. Tam Bülent Arınç. Ağlar gözden, sahte sözden uzak durun. Yani şimdi cidden, bu kararla ilgili değil. Her türlü tutuklama. Bakın ülkede ne kadar kamuoyunu ilgilendiren bir tutuklama olursa. İşte en son Genelkurmay Başkanı tutuklandı. Hepsi açıklama yapıyor. Tutuklamadan yargılansaydı daha iyi olur. Herkes açıklama yapıyor. Tutukluluk süreleri uzun. Yargı daha. Yani sanki bunları ben yapıyormuşum gibi. Evet. Beyefendiler dilek ve temenni bildiriyorlar. Evet. Peki neden bu paketin içinde tutukluluk sürelerine ilişkin bir şey yok? Kaç tane üyesi Silivri'de olan bir parlamento ve o parlamentonun yasal çoğunluğu kendi üyelerini oradan çıkarma konusunda üstelik sanıyorum size verdikleri bir söz de var. Yani bu konuda çalışma tabii, yapacaklar. Protokol imzalandı bu neden konuda. Neden bunu yapmak varken yani yapmak o kadar zorsa bakın tutukluluk sürelerinin indirilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına çekilmesi ve adli kontrolün güçlendirilmesi ve yeni yöntemlerle adli kontrol sisteminin uygulanması. Örneğin ev hapsi, örneğin elektronik pranga sistemi. Bunları önerdik ve son derece güçlü adli kontrol yöntemleri önerdik ve denetlenebilir aynı zamanda ve hiç duymamış gibi davranıyorlar. Hiç görmemiş gibi davranıyorlar. Madem yapmak, hazırlamak o kadar zor, bakın hazırladık, önünüze koyduk. Hayır, asıl tutuklulukla ilgili, yani tutukluluk AKP için sorun teşkil ettiğinde nasıl çözdükleri Deniz Feneri davasında gördük biz. Hakkında hüküm olan başka bir ülkede yolsuzluktan ve insanların hayır duygularını kötüye kullanarak zimmete geçirmekten suçlu adamlar, Kesin hüküm bulunan adamlar tutuklandılar ve ne oldu? İşte mevcut HSYK gitti, o 3 savcıyı görevden aldı. O 3 savcı yıllardır bu devletine hizmet eden insanlar. Cezalandırılanlar o 3 savcı oldu. Evet. Bu 3 savcıyı HSYK aracılığı önce başsavcı vekilini götürdüler. Sonra o 3 savcıyı ve suçladıkları konu ne, arama kararında bilmem ne isim varmış. İlhan Caner'de aynısı olmadı mı bu işin? Beyefendi şu anda özel yetkili mahkemelerde görev yapan savcıların her biri hakkında tonlarca şikayet var. Değil mi? Ve bu şikayetten daha ağır şikayetler var. Hiçbirisiyle ilgili bir işleme konulmamıştır. İşte adalet, İşleme bile konulmuyor. Ah adalet neredesin? Bunların sadece tabelasında ismin kalmış. Yani bu adalet olmadığı zaman işte toplumda böyle bir yara, yanık, yürek yacısı ortaya çıkıyor. Bu 3 savcı önce basın savcılığına gönderildi değil mi? Yani bir... Önce basın savcılığına gönderilip pasifize edildiler. Hı. Haklarında kovuşturma kararı verdi HSYK. Hı. Bırakın soruşturmayı, dava açılacak düşünün. Evet. Onunla da yetinmediler. Basın savcılığından alıp bugün en pasif görev olan fikri ve sınai haklar, evet, diye bir bölüme verdiler. Bu yok etmektir. Bir savcıyı yok etmek, başka. Mesleki olarak yok etmek, pasifize etmek, emekliliğe ya da istifaya zorlamaktır bunun adı. Bundan Türkçesi daha budur. Öte sorun ne? Şimdi yargıya müdahale deniyor değil mi? Bizim genel bundan başkanımız hala hakkında. Müdahale mi olur? Hayır. Sen tutuyorsun, arama kararını sızdırıyorsun. Sen isminin önünde bakan olan bir hukuk köstebeğisin. Birimleri karartıyorsun. Evet. Ve karar burada verin. Bir soruşturma yapılamaz mı ya? Sen bu tarihte bu telefonda konuştun mu? Zaten konuşmuş, delilin var. Sen gidiyorsun orada o kadar insanın malını mülkünü yemiş Deniz Feneri dosyasında, Deniz Feneri yolsuzluğunda yarın sizin orayı basacaklar diyorsun.
Adam bütün delilleri yok ediyor. Peki ey vicdan, sen bu hakları yenilmiş, bu Almanya'da en zor koşullarda çalışmış bu insanların hakkını alıp da kendisine gemi alan, yat alan, kat alan insanları böyle koruyorsun. Yarın öbür gün hak yoluna çıktığın zaman nasıl hesap vereceksin? Ne diyeceksin? Aykut Bey, gemiciğini kurtaran kaptan diye bir deyim ya, var. Ya gemi bu dünyayı İzmin bile kurtarmaz. Gemi bu dünyayı. Gemiciğini kurtaran. 4 milyon dolarlık gemicik sanki benim oğlumun oyuncağı 4 milyon doları kim bir arada görmüş ya? Aykut Bey, bir çete tarafından yönetildiğimizi kabul edelim. Kesinlikle yani artık. Artık yani biraz sadeleştirelim isterseniz konuşmayı. Bu ülke bir şebeke tarafından yönetiliyor bugün. Yasa dışı dinlemeleri. Bazen AKP'nin içinde, bazen AKP'nin dışında, bence AKP'den de büyük bir şey. Yasa dışı dinlemeleri araç olarak kullanan, muhalifleri sindirmekte yargıyı maşa olarak kullanan, o ses kayıtlarını meydanlara çıkıp halkı galeyana getirmek için o yasa dışı kayıtları kullanan insanlar tarafından yönetiliyoruz biz. Daha bunu bilmiyorum, bunun üzerine konuşmalı mıyız? Bir şebeke tarafından yönetildiğimizi kabul edelim sorun artık. Sorun bu ülkeyi, hangi bu delilden, şebeke bir de... Hangi yargıdan söz ediyorsunuz? Bana para cezası kesen Anayasa Mahkemesi'nden mi söz ediyorsunuz bana? 5 yıldızlı otel formatında fitness salonlarıyla süslenmiş bir Anayasa Mahkemesi'nden adalet mi bekliyorsunuz? Beni lütfen konuşturmayın. Ve sizin hakkınızda en hukuka aykırı delil. Söz ediyorsunuz? Ya mecliste oturuyoruz, bakan çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin eşi ve arkadaşlarıyla bir çay bahçesinde yaptığı konuşmayı, bu devlet içerisinde bir takım odaklar, bunu seçerek söylüyorum, devlet içerisinde bir takım odaklar kaydediyor. Bu odaklar bu konuşmayı götürüp internete koyuyorlar. O bakanlar, o parlamenteri koruması gereken, bu suçu işlediği tespit etmesi gereken, araması gereken, bulması gereken bakanlar kürsüye çıkıyorlar ve bu konuşma üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenmeye çalışıyorlar. İşte bu yüzden o bakanlar da, o milletvekilleri de, o grup başkan vekilleri de bu işin şerikidir. Çünkü suçun sonuçlarından yararlananlar onlardır. Onların görevi bizi bunlara karşı korumaktır. Ya biz dinlesek ne olacak AKP'yi? Telekom ihalesini dinlenseydi neler çıkacaktı? Neler olacaktı? Remzi Gür'le konuşmalarını gerçek saymalıyız o zaman biz. Tabii ya, hayır, İlhan Cihaner'in hukuka uygun dinlemeleri. Akçalı görüşmeleri, çocuklarıyla ilgili o Akçalı görüşmelerini gerçek varsayıp onun üzerinden biz konuşmalıyız. Meydanları onların üzerinden galeyana getirmeliyiz gerçek olduğunu varsayarak. Bakın, demokratik hiçbir yapıda bu yasa dışı hukuksuz dinlemelerin içeriği tartışılmaz. Çerçevesi çizilir, hukuksuzdur denilir ve bir kenara konulur. Çünkü ailenizle asla delil olarak kullanılmaz. Ailenizle oturup sohbetiniz, arkadaşlarınızla sohbetiniz, konuştuğunuz her şey, tırnak içinde dışında söylediğiniz her şey, onlar sizin özel yaşamınıza, özel alanınıza ilişkindir. Ve bir siyasi iktidar bunu kullanıyorsa, bununla mücadele etmek yerine bunu kullanıyorsa, işte o suçun ortağıdır. Ve ben buradan ilan etmek istiyorum. Evet, ben demokratik hukuk devletinin militanıyım. Gerçekten militanıyım. Üzerime geleceklerse, bunun için gelmeye devam edeceklerse, gelsinler. Yarın neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ya bu savaşın parçasıysanız yarın da başka şeylerle karşılaşabilirsiniz. Çünkü şantaj veri bankaları biriktirdiler bu insanlar. Ama alçakça gelmesinler, mertçe gelsinler. İsterse gelsin. Göğüs göğüse gelsinler. Ancak korkmuyoruz ve asla geri adım atmayacağım. Evet. Yani sakın onu benden beklemesinler. Asla yok. Sizin için Sayın Başkan, yargıyı hızlandırma paketinde bir tedbirimiz daha var. Biz bu dinlemeleri yapacağız. Ortamları da dinleyeceğiz. Bunları deşifre edeceğiz. İfşa